Cumhuriyet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün koronavirüsü konuşacağız. Koronavirüs hayatımızdan çıkmış gibi gözükse de maalesef vakalar ve ölümler devam ediyor. Bizle birlikte Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la bunu konuşacağız. Hoş geldiniz Mehmet Bey, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet, maskeleri artık kullanmıyoruz otobüslerde vesaire. Hayatımızdan çıkmış gibi koronavirüs ama aslında çıkmadı. Hala bizimle birlikte. İlerleyen dönemlerde nelerle karşılaşacağız? Maske tekrardan hayatımıza girecek mi? En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi salgın dediğimiz olay böyle dümdüz bir çizgi şeklinde devam etmiyor. Salgın eğrisi diye şuna diyoruz. Günlük vaka sayılarından oluşan grafik. Bu aynen deniz yüzeyi gibi, işte bir dalga geliyor. Bunun bir çıkış kolu var. Sonra bir pik noktası. Sonra vakalar toplumda doygunluğa ulaşınca aşağı doğru iniyor. Ve sonra bir düz çizgi çiziyor. Arkasından yeni bir dalga geliyor. Tabii bu dalganın kaç tane olacağı, işte nerede biteceği önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan bir olay. Maalesef biz hep bu işte dalgaları gördükçe, dalgaların iniş kolunda vakalar azalmaya başlayınca hep aynı şeyleri yaptık. Bitti, kurtuluyoruz, maskeleri çıkarıyoruz. Ve bu üstelik resmi ağızlardan dile getirilince halk da işte salgının bittiği, artık bir tehlike kalmadığı gibi bir bilgi oldu. Maalesef bu da bütün her dalganın sonunda tedbirlerin bırakılmasına neden oldu. Hatırlarsınız ilk üç dalga işte büyük kayba yol açtı, hastaneler doldu, ölümler oldu çok sayıda. Fakat ondan sonra omikron dediğimiz dalga geldi ve bu dördüncü dalgayı oluşturdu. Fakat omikron aslında bir virüsün türü vaatıydı. Yani topluma öyle bir zayıf noktasından yakaladı ki zaten insanlar, devletler, hükümetler bıkmışlar, ekonomik sıkıntılar başlamış. O dönemde çok hızlı bulaşan ancak çok daha ağır hastalığa neden olmayan bir mutant virüs şeklinde karşımıza çıktı. Ve bu maalesef toplumda yeniden işte ya bunun sonuna geldik, hastalık işte önemini de yitirdi diye bir şey yok. Ve sonunda hükümet de tedbirleri yeniden ama bu sefer tamamen ortadan kaldırdılar. Şu anda gördüğümüz, biz 5. dalga bittikten sonra işte bu düz çizgiye geldi. Yeniden devletler, Türkiye'de dahil buna, işte biraz da ekonominin zorlamasıyla ya işte tehlike geçti, tedbirleri kaldırıyoruz dediler. Ve tabii bunun arkasından omikronun yeni varyantları çıkmaya başladı. Önce BA1, BA2 diye iki varyant çıktı. En son da BA4 ve 5 diye iki yeni varyant çıktı. Bu varyantların özelliği şu, çok hızlı bulaşıyorlar. Toplumda birdenbire çok yüksek vaka sayılarına ulaşıyorlar. Ancak özellikle genç yetişkin, bağışıklığı sağlam kişilerde ölüm oranları ve ağır seyretme oranları düşük. Tabii burada şu akta geliyor, madem ki ölüm oranları, ağır hastalık oranı bu kadar düşük, niye bu kadar tedbir alalım? Burada esas korku şu, biz bu virüsü kendi haline bu kadar çok bırakırsak, insanlar arasında rahatlıkla dolaşmaya devam ederse, işte gördüğünüz gibi hiç durmuyor virüs. Doğada evet, sürekli mutasyonlara uğruyor, bunun yeni varyantları ortaya çıkıyor. Ve bu varyantlardan bir tanesi ağır hastalığa, ölümlere yol açan bir varyant halinde çıkabilir karşımıza. O zaman tamamen bırakılmış önlemlerin yeniden alınması, yeniden o eski günlere dönülüp işte çok tedbirli bir yaşam sağlanması mümkün değil. Çünkü en azından devlet temkinli açıklamalar yapmak zorundadır. Yani insanlar bunu farklı düşünebilir. Ancak devlet insanlara gene de dikkatli olun.
henüz bu pandemi bitmedi mesajı vermek zorundadır. Fakat maalesef böyle olmadı. Tamamen salgın bitmiş gibi davranıldı. Ve şu anda görüyoruz ki düzgün test yapabilen ülkeler bu artışları çok belirgin şekilde görüyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri, Çin, işte Güneydoğu Asya ülkeleri bunlar hepsi bu yeni varyantlarla birlikte vaka sayılarının arttığını rapor ettiler. E Evet. şimdi bize bakıyoruz çok ciddi bir tehlikenin eşiğindeyiz. Çünkü turizm sezonu başladı ve bu dönemde Türkiye'ye yoğun turist gönderen ülkelere baktığımızda Almanya, İngiltere gibi vaka sayıları 300 bini geçmiş ve bu varyantların en çok bulunduğu ülkeler var. Ukrayna, Rusya gibi henüz kendi ülkelerindeki durumu bile bilmeyen savaş ortamı nedeniyle ülkeler var. Ve dolayısıyla biz tamamen kontrolsüz bunları alıp Türk insanlarıyla aynı otellerde, aynı alışveriş merkezlerinde buluşturursak bu da vakaları artırıcı bir etki gösterecektir. Evet. Yani yaz sezonunda Umarım biraz atıf yapıyorsunuz. Turizm sezonunun da ülkemize gelmesiyle vakaların çok ciddi pik yapabileceğinden bahsediyorsunuz. Yani sonbahara doğru tekrardan maske hayatımıza dönecek mi? Tekrardan bir pik durumu mu yaşayacağız aslında? Bunun ihtimali mi var? şimdi şunu söyleyebilirim. Vakalar artıyor. Bundan sonra yeni bir dalga daha çıkacak mı? Bunu hiç kimse söyleyemez. Bunu söyleyen insanlar tamamen tahminde bulunuyorlar. Yoksa bilimsel bir veriye dayanarak bunu söylemek mümkün değil. Ancak tabii yeniden maske takılacak mı baştaki gibi diyorsanız maalesef hayır. Çünkü bu duruma gelmiş bir toplumu artık maskeyi bırakın diye resmi ağızlardan açıklamalar yaptıktan sonra yeniden maske tak dediğinizde takma oranı son derece düşük olacaktır. Evet, doğru. 2 senenin sonunda bile zaten bu kurala doğru dürüst uymayan insanlar vardı hala. Kısmen de olsa vardı. Bunu Yoksa yani sonbaharı beklemeye gerek yok. Şu andaki artış nedeniyle İşte Portekiz ülkelerine girişte yeniden test istemeye başladı. Birçok ülke başka işte yeniden önermeye başladı maskeyi, sosyal mesafeyi. Dolayısıyla artık bizim yavaş yavaş bu dünyayı takip edip en azından orada neler oluyor bakmamız lazım. Çünkü bu zaten bakanlık 2 haftadır bildiğiniz gibi vaka sayılarını, ölüm sayılarını açıklamıyor. Zaten açıklasa da çok bir önemi yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bile diyor ki biz bu test politikasıyla yaklaşık 20 vakadan birini tespit edebiliyoruz. Ki bizden çok daha iyi test yapan, çok yüksek sayıda test yapan bir ülke. Bizde bunun ne kadarını tespit edebildiğimizi hesaplayın. Yani bu 40'ta birden daha iyi bir rakam değildir. Dolayısıyla bizde de buna rağmen vaka sayılarında artışı gözlememek mümkün değil. Çünkü biz hekimlik hayatımızda etrafımızdaki vakaların arttığını görüyoruz. Ancak Türkiye'nin genel verisi de şu anda yok demek mümkün. Yani Türkiye'de vaka sayıları şu kadardır falan ne bakanlık diyebiliyordur açıkçası ne de bilim insanları diyebiliyor. Dolayısıyla artık virüsün insafına kaldık. Yani virüs umarım çünkü virüs yaşamını sürdürmek, daha çok yayılmak için bakın insanlara virüsün aklın var böyle davranıyor diye gelebilir. Fakat virüs de yaşamını sürdürebilmek için bazı aktiviteler yapıyor. Bu Truva örneği de onun gibi. Yani omikronu topluma sokarak önlemleri gevşetiyor. Son arkasından daha bulaşıcı yeni mutantlarla geliyor. Evet, aslında rehavete kapılmadan aynı önlemlerle hayatımıza devam etmemiz lazım. Çünkü dediğiniz gibi hala içimizde dolaşıyor ve belki de yeni bir fırtına hazırlanıyor, hiç bilemeyiz. Fırtına öncesi sessizlik de olabilir şu anda içinde olduğumuz durum. Ben verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Ben için. iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.